Çok değerli misafirler, Akhisar'ımızın değerli kuyumcu arkadaşlarım, meslektaşlarım, bu akşam aramızda teşrif eden İzmir Kuyumcular Odası değerli başkan yönetim üyesi kardeşimiz, hepinize şahsım ve kuyumcular derneği adına hepinize hoş geldiniz diyorum. Bu bizim her zamanki gibi birlik, beraberlik ve dayanışma yemeğimiz. Ben şu an burada bütün kuyumcu meslektaş arkadaşlarımı görüyorum. Bu bizler için, benim için gurur verici bir şey. Ben hepinize katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Ben açılış konuşmayı yaptıktan sonra sözü İzmir Kuyumcular Odası Başkanı'na, Turgay Başkanı'na vereceğim. O gerekli konuşmayı yaptıktan sonra tekrar sizi sözü alacağım. Sözü aldıktan sonra ticaret odasıyla ilgili bazı konularda sizlere bilgi vereceğim. Ben sözü başkanıma vereyim. Buyurun başkanım. Evet, değerli meslektaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Türkiye'de bir iki başarı İzmir'den sonra bütün Türkiye'ye açıldı. Şu anda 32 ilde fiyat birlikteliğimiz devam ediyor. Geçen hafta da İstanbul'daydım. Orada da arkadaşlar İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı da değişti. Bir istişare yaptık. Gerçekten yaptığımız işin ehemmiyetini bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum. Akhisar zaten benim çok sevdiğim arkadaşlar. Hepinizi de tanıyorum. Sizler de beni tanıyorsunuz. Her bölgede zorlukları aştık. Geçen hafta da Milas'a çağırdılar. Milas'a gittim. Bir senedir birbirlerini yiyorlarmış. Orada da güzel bir etkinlik oldu. Ticaret odasıyla beraber yaptık onunla. Ticaret odası başkanı da yardımcı oldu. İstanbul'da fuarda karşılaştık arkadaşlarla. Biz dedi parayı koyacak yer bulamıyoruz. Neden biliyor musunuz? Çünkü alış fiyatının altında satıyorlardı. Yani toptancıdan ata veya ziynet almanıza gerek yok. Gidin Milas'ta daha ucuz. O şekildeymiş. Bir haftadır onlar da para kazanıyorlar. Tabii bu birlikten kuvvet doğar misali. Beraber olmamız gerekiyor her konuda. Yani 1 liraya arkadaşımızın biri bizi satıyorsa lütfen o arkadaşı hep beraber ikaz edelim. O arkadaş da bizim çoluğumuzun çocuğumuzun rızkında gözü olmasın. Ya benim komşumdu, tanıdığımdı. Senin tanıdığın ama beni satıyorsun 1 liraya. Şimdi bir yemeğe gidiyoruz arkadaşlar. Bir hesap geliyor. 10 liradan aşağı, 20 liradan aşağı başlatıyor muyuz? Nereye giderseniz. Oysa bir çeyrek satıyoruz. 5 lira kazanıyoruz dediğimiz zaman insanlar yalan söylüyorsunuz diye. Ya 5 liraya da çalışıyoruz. Onun için bizim beraber oluşumuz, birlikte oluşumuz, hele bu camiada dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir mesleği yapıyor. Sözde alışveriş. Nereye gidersiniz? Ben Akhisar'da kuyumcuyum, cebimde para yok diyeyim. Yeter ki bir odayı arasınlar, İzmir arasınlar. Yol paranızı, paranızı, otel paranızı oradaki bir kuyumcu arkadaşımız mutlaka verir. Böyle bir güzel mesleği icra ederken lütfen dayanışma içerisinde zaten güzel bir topluluk var. Güzel bir akşam olduğunda her gelişim öyle oluyor zaten. İnşallah bu birlikteliğin devam etmesi. Ufak şeyler bilhassa patronlara söylüyorum, elemanlarına söylesinler. Geçenlerde İzmir'de bir olay oldu. Bir arkadaşımızın biri 5 lira aşağı ata bir atatmış. Denetleme sırasında gitti çocuklar ceza kesmeye. Çalışan çocuk vermiş. Patronla demiş ki ben zaten söylemedim mi size vermeyin diye. Cebinden ödeyeceksin. Geldi ağlıyor odada. Abi ben 3000 lira veremeyeceğim. Benim maaşım şu. Şimdi ceza kesmesen olmaz. Niye yaptın bu hatayı? Patron sana vermedi değilse sen neye istinaden veriyorsun? İşte gariban bir acıdım da işte yol param yok 5 lira. Aslında onu gönderen kişiler öyle söylemiş tabii. İyi bir hani sen 1000 lira ver de bu seferlik. Onun için çalışan arkadaşlarımız bu konuda birazcık daha dikkatli olmalı gerekiyor. Patron ne derse onu yapmak zorunda zaten. Çalışan şeyi yani ona indirim yapayım, ona şey yapayım. Kazancımız ortada. Biz İzmir'de şimdi 12 lira aşağı, 15 lira aşağı alıyoruz eski tarihliyi. Ama yeni tarihliyi de gene toptancıdan alınca 5 lira gibi
yüzde bir rakam kalıyor. Onu da 10 liraya çıkarmak istedik. Bu altının iniş çıkışı şu anda zaten sattığımızı yerine koyamamaktan dolayı birazcık zordayız yani. Semt semt dolaşıp inşallah bir dahaki sefer onu da 10 liraya çıkarmayı hedefliyoruz. Yani 10 lira en azından bir çeyrekte 10 lira kazanalım hedefimiz. Bildiğiniz gibi ben Türkiye'de kuyumculuk teşkilat sorumlusuyum. Teşkilatla ilgili bütün çalışmalarımız devam ediyor. Birlik yasasını çıkarmaya çalışıyoruz. İşte ona da TOB engel oluyor. Birlik başkanları engel oluyor. Bunu çıkarırsak kuyumculuk sektörü önü açılacak. Ancak şimdi İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı olan arkadaşımız aynı zamanda Mücevherciler Derneği'nin ikinci başkanıydı. Burada da bir birleşim söz konusu oldu. Yani onlarda da biliyorsunuz mücevherciler, ihracatçılar ayrı ayrı bir grupları vardı. Şimdi İmam Altınbaş zaten bizim sektör temsilcimiz Türkiye'de. İmam Altınbaş ve Mehmet Erdeyoğlu'dur. Yani topla bizi temsil eden Türkiye'de iki kişiden biri Mehmet Erdeyoğlu. Bu konuda da iyi yollar aldık. Yurt dışı ihracatımız çok fazlalaştı. İzmir zaten alyans üzerine bir numaraya geldi. Bu konuda da iyiyiz. Ancak barakende esnafının bindiği dalı kesmesi işte. Yıllardır hep anlattığımız gibi. Çeyrekten kazanma, bilezikten kazanma, 14 dolar sırtına. O zaman da ne oluyordu? Geri getirdiğinde bir ürünü bir vatandaş 500 liraya almış. Bu tarafta 200 lira dediğinde bir daha ürün almıyordu. Yavaş yavaş bu aşılanıyordu. Ama şimdi geri dönüşümler başladı. İnsanlar da güvenmeye başladı. Neden? Hangi kuyumcuya giderse gitsin fiyatların bir olduğunu. Sadece burada tatlı söz, güler yüz, yapacağınız müşteriye karşı ilişkiden o sizin tezgahtarlığınıza kalmış. Şimdi yine iş anlatmak istiyorum. Kemer altında geziyor adam her yeri. Ataleri aynı. İşte 100 tane alacak. Oraya gidiyor, buraya gidiyor. Kıvıracaklar. Bir tanesini yakalayacak. Kimse vermeyince takip ediyorlar. Çünkü semt temsilcilerimiz var. Kemer altında da 8 tane bizi temsil eden arkadaşımız var. Bu WhatsApp grubu sizde de olduğu gibi hemen birbirlerine haber veriyorlar. İşte bak şu müşteri geldi ben vermedim. Takip olayı. En sonunda bir yerde birisinden oluyor. Herkes başkanım bu verdi bu verdi. Ya neye verdi? 5 lira aşağı verdi. Gittik kamerasını açtırdık. Kasa kağıdına baktık. Yok. Normal vermiş yani. Genç bir çocuk. Nasıl verdin dedim. Çıkardı atölyeler abi dedi. Önce eskiyi gösterdim hani yıpranmış olanı gösterdim. Sonra da darphaneden gelelim. Bak abi demiş nereye gidersen git. Aynı fiyat. Ben sana bak bundan vereceğim demiş. Darphaneden daha dün akşam geldi. Çiğ çiğ. Öbürleri kullanılmış. Böyle bir tezgahtarlıkla bunu satmış. Ben de onu ödüllendirdim. O da olarak ben de ona bir atölye verdim. Dün arkadaşlara da ders olsun dedi. Şikayet ettiğimiz adam hiç indirim yapmamış. Aynı fiyattan satmış ama tezgahtarlığını kullanmış. Onun için mesleğimi seviyorum. Nereye çağırılırsa çağırılsın. Nereye giderse. Hakkari'ye de gittik. Van'a da gittik. Her yerde çok güzel ağırlandık. Anlattık. Oradaki ticaret odasında da anlattığım zaman ilk önce yadırgadılar. Sonra sizler gibi oturduk kuyumcularla. Dertleştik. Biz anlatınca onlar bizi dinledi. Biz onları dinledik. Haklı buldular. Hepimiz birimiz için, birimiz hepimiz için. Yani burada yapacağımız iş hem mesleğe saygınlık hem kendinize saygınlık. Yani ben Mehmet abinin dükkanına gidip de altın, çeyrek altın kaç para dediğimde, şu fiyat dediğimde eğer ki aşağıda döviz bürosunda ve öbür tarafta 1 lira aşağı duyduysam ya sormuştum Mehmet abi dediğim zaman işte yıkıldı o adam. Bu hepinizin başına gelebilir. Bunun en güzel yanı da arkadaşlar fiyat birlikteliğini geçtik artık. Bunu biz açtık yani İzmir gibi 1500 kuyumcuda açtık. Sizin burada böyle küçük bir camiada açmamanız mümkün değil. Geriye mal dönüyordu. Bornova toplantısında genç bir arkadaş çıktı. Turgay abi dedi benim en çok sevdiğim şey şu oldu dedi. Fiyat birlikteliği değil dedi. Bir ürün satıyordum dedi. Bekliyordum diyor. Bir saat sonra mı gelecek geri iki saat sonra mı? İşimi bozuyorlar dedi. Bu kattı bir sefer. Tezgahtarlık, esnaflık, yeni mal. Güle güle kullanın. Yeni almışsınız, kaç almışsınız. Bitti. Şimdi istediğin malı istediğin gibi satıyorsun. İşin bozulmuyor. Eğer ki rekabet olursa arkadaşlar o çeyrek olayı değil bakın. Bir set satarsınız, 1000 lira para kazanırsınız ama götürür bir yere gösterir benden alsaydın bu fiyatlar
İşte senin 100 tane çeyreğine de bedel, işin de bozulur, arkadaşından da kötü olur. Onun için bu birlikteliğin devam etmesi, böyle güzel bir atmosfer, böyle bir güzel arkadaşlık, zaten iç içirsiniz. Küçük bir yerde yaşıyorsunuz. Gülter ablam bir gün beni aradı. Dedi böyle böyle dedi, bir şeyler var dedi. Ben de Mehmet abiye yansıttım. Ya dedim Gülten abla dedim. Arkadaşlar dedim yani hata olmuştur. Bir sefere mahsustur. Bir ikaz edin. E ben mi gideyim demişti. E dedim ben başkana söyleyeyim de o gitsin. Bunu yapmamak gerekiyor. Neden? Bir sigara alıyorsunuz. Bir kuruşunuz eksik olsa verir mi? Sadece sizden istediğiniz neydi? Bilezik ve ziynet. Geriye kalan yüzük satmışsın, 300 lira eşitlik koymuşsun, 500 lira eşitlik koymuşsun, kimse karışıyor mu? Bize de geliyor, ya, ürünü firma malıdır, marka malıdır, güle güle kullanın, hayırlı olsun. Onun için bu birlikteliğin devam etmesi, eğer ki bozan, eğer de böyle bir şey arkadaş yapan varsa, lütfen burada söz verilmişti, geçen sefer de söyledim. Gitsin birkaç arkadaş, ikaz etsinler yani. 1 liraya bizi satmasın. Sadece Akhisar değil. Bu sefer Manisa'da da birleşim var. Yani İzmir'in ve Ege bölgesinin tamamını da aşağı yukarı yaptık biz bunu. Birkaç yer kaldı. Onlar da Muğla dışarı. Çok berbat bir yerdi. En son onlar bile birleştiler. 10 dükkan yani düşünün. Büyük bir rekabet var. Büyük bir potansiyel olmasına rağmen. Şimdi onlar da anlaştılar. Biz para kazanacağız arkadaşlar. Yani bir arsaya gidiyorsunuz, kat karşılığı bina yapacak adam 500 milyar parası var, müteahhit. Bizim mallarımız vitrinde, akvaryumda, sokağın ortasında. Biz neyiz? Kuyumcu. Onun için hem mesleğimize, hem kendimize, hem de bilhassa arkadaşlarımıza saygı ve sevgi içerisinde. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar, iyi akşamlar. Değerli arkadaşlar, ben Tugay Başkanım'a teşekkür ederim. Benim söyleyeceklerimi zaten kendisi söyledi. Bizde şöyle, yani gerçekten şöyle bir şey var. Biz Akhisar'da küçük bir camiyiz ama birbirimize bağlı bir camiyiz. Hakikaten Tugay Başkanım dediği gibi biz hiçbir zaman birbirimizi kırmadan işlerimizi hallediyoruz. Burada bir tek yapılacak bir şey var. Ben onu yönetimdeki arkadaşlarla görüşüyorum. Tarakende'ci diğer arkadaşlarla da görüşüyorum. Bir tek yapacağı bir şey var. Fiyatlara uyalım. Zaten fiyatlara uyduğu zaman problem yok. Şimdi Turgay Başkanı dediği gibi şu anda zaten piyasalar bozuk. Ben bugün çarşamba, bütün gün çarşıdayım. Çarşıda insan yok ya. Bir de dip fiyat yapalım, para kazanmayalım. Ne olacak ondan sonra? Ne yapalım? Fiyatları yok. Birbirimizin fiyatını bozmayalım. Fahiş fiyatla satmayalım. Fahiş fiyatla da satarsan sıkıntılar var. Yani sen gramını 120'ye satarken öteki 200 lira satmıyor da sıkıntı. Onun için her fiyatlara bana dikkat edin. Hem de birbirimizin alışverişini bozmayalım. Dikkat edin. Ben sizden ricam fiyatlara uymanız konusunda. Şimdi benim kuyumculukla ilgili Turgay Başkanım'la söylediklerinden sonra benim de şu an kuyumculuktan ziyade diğer konumla ilgili ben sizi bilgilendirmek istiyorum. Önümüzde ticaret bürosunun seçimleri var. Siz biliyorsunuz ben 3 taraf ticaret bürosuna başkanlık yaptım. Geçen dönem grubumuzdan çıktık. Çoğunluğu alamadık. Alamadığımız için de yönetime giremedik. Aradan 5 yıl geçti. Bu 5 yıl içinde neler yapıldı diye sorarsanız tek 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 bakıyorum böyle hiçbir şey yapılmış. Koca bir sıfır. İnsan bir çivi çakar ya şuraya bir çivi çakar. Der ki ben çivi çaktım. Der. Ben bakıyorum gerçekten bir çivi dahi çakılmamış. Ben 3 dönem yönetim kurulu başkanlığını yaptıktan sonra bir dönem ara verdim. Fakat bana öyle bir baskı yaptılar ki sen aday ol, işte bunlar şöyle yapmadı, sen olursan bunlar yaparsın, önünde projeler vardı, senin projene devam ettirmediler. Gel dediler aday oldu. Ben çoğu arkadaşım da sizlerden bile hep fikir alışverişte bulundu. Ne yapalım, girelim mi, girmeyelim mi, ne edelim? Bakıyorum Akhisar şu an 5 yıl değil, tam 10 yıl kaybetti. Ben size kısa kısa bazı konulardan bilgi vereceğim. Bunu çoğusu bilmiyor. Örneğin Akhisar Organize Sanayi Bölgesi 3004. Bundan 5 yıl önce benim dönemimde ben Organize Sanayi Bölgesi üst kurulunda görevliydim Ankara'da. Türkiye'de 11 kişiden birisiydim. O yönetim kurulunda. Akhisar'da
Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbisi ikinci başkanı, Organize Sanayi Bölgesi'nde yönetim kurulu üyesiyim. Organize Sanayi Bölgesi'nde bundan 5 yıl önce 4000 dönüm, proje hazır. Büyümesiyle ilgili projeyi hazırladık. Proje şu an Organize Sanayi Bölgesi'nde duruyor. Ben birebir Ticaret ve Sanayi Bakanı Nihat Ergün'le, Sayın Bakanımızla, o zamanki bakanımızla, ondan sonra iki tane daha bakan değişti. Ben söz aldım. Ne zaman istersen geliyorsun, Akhisar'ın büyümesiyle ilgili ne gerekiyorsa yapıyoruz dedi bana. Biz seçime girdik, çoğunluğu alamadık, ayrıldık. Yeni gelen yönetim, bakanın vermiş olduğu söz belli. Gidiyorsun, kapısını çalıyorsun, anlatıyorsun ve Akhisar'ın büyümesi konusunda sana katkıda bulunuyor. Bir kere kapısı çalmamışlar, bir kere. Ya burası sen, yönetim sendese, yönetim kurulu başkanı sendese, sen buraya ne etmeye geldin arkadaş? Sen Akhisar'ın ilerlemesi için, bir adım daha ileri gitmesi için çalışmalar yapacaksın. Bir kere gitmemişler. Eğer gidilseydi ne olurdu? Aradan 5 yıl geçti. 5 yılda bir takım yapılması gereken işler yapılırdı. 5 yılın sonunda, 10 yılın sonunda ancak Organize Sanayi Bölgesi ufak ufak büyümeye başlar. Yani sen Organize Sanayi Bölgesi büyümesi istiyorum dediğin zaman 1 senede olmuyor. En az 10 yıl. 5 yılımız gitti bedavaya. Onu da bırak. Ondan sonra 2 tane daha bakan değişti. Şimdi o bakana gideceksin. Derdini anlatacaksın. 1-3 yılda geçti. Yani bu işler tam böyle tavındayken, yapılması gerekirken bir adım ileri gidip şu bakanın kapısını çalmamıştı. Zararı kime? Şu an Akhisar Organize Sanayi Bölgesi'nde büyük firmalarda 300 dönüm, 400 dönüm yer isteyenler var. Bugün 400 dönüm bir parsel verdiği zaman 5 yıl sonra sizi konuşuyorum. 400 dönüm bir yer verdiği zaman en az çalıştıracak kişi sayısı 500 kişi. 4000 dönüm. Bunu sen 10 tane fabrikaya versen çalışan kişi sayısı en az 5000 kişi. Kime faydası var? Bütün esnafa faydası. Kime zararı var şimdi? Bütün esnafa zararı var. Şimdi diyorlar ki, yönetim diyor ki, ticaret kurulu yönetim kurulu başkanı diyor ki, ya bir 2 ay sonra zaten bir yönetim değişecek diyor. Fabrikacıları alacak diyor. Gerçek kişi de zaten bir şey yapamayacak diyor. Tamam, zorlukları var. Ben de şimdi buradan soruyorum. Arkadaş sen 5 yıldan beri neredeydin? 5 yıldan önce, 5 yıl öncesinden bugüne yavaş yavaş yapsaydın da birazcık takdim olsaydı kötü mü olurdu? Velhasıl şu an Organize Sanayi Bölgesi bir tık daha büyüyeceği yerde olduğu yerde sayılır. Ve biz inşallah eğer ki yönetime gelirsek, tabii ki bu çok önemli, gelirsek ilk hedef bence Organize Sanayi Bölgesi. Niye? İşsizlere iş, istihdam sağlayacaksın. Esnafa katkı sağlayacak. Ha ne zaman? 10 yıl sonrasına. 10 yıl sonrasına olur çocuklarımız, torunlarımız bundan faydalanır. Kime katkısı olur? Akhisar'a katkısı olur. Şu an Manisa'ya benim bildiğim kadarıyla 1500 kişi civarında otobüslerle Organize Sanayi Bölgesi'ne gidiyorlarmış. Sabah çıkıyor, akşam gidiyor. Kaybettiği saat 3,5 saat. Peki organize çalışan bir arkadaşımın ne kadar zamanda gidiyor geliyor? Yarım saatte gidiyor. 15 dakikada gidiyor, 15 dakikada gidiyor. 3 saatlerde evinde istirahat ediyor, çoluğumla, çocuğumla. Peki öteki arkadaş da abi Manisa'ya erkenden kalkıyor. Arabada uyuyor, gidiyor, yorgunluk tekrar geliyor. Bu şimdi reva mı? Değil. Peki ne yapmak lazım? Akhisar'da bence bu arkadaşların Organize Sanayi Bölgesi'ne ibidilik kazandırması lazım. Olmadı. İnşallah bizim ilk hedefimiz bu. Benim Face'te de var, belki okuyorsunuzdur. Birinci hedefimiz bu geçiyor. Biz bunu yapacağız. Ha şimdi gelelim yapılması gereken başka bir şey. Üniversite. 220 dönüm yer. Akhisar sigara fabrikası için 220 dönüm yer. Akhisar'da üniversite için ayrılmış. Fakülte yapılması için. Ne lazım? 3 milyon para lazım. Akhisar'da 3 milyon lira parayı bulamamıştı. Ticaret odasında 2,5 milyon parası var cebinde. Diyeceksin ki sen olsan ne yapardın? Para toplamaya çıkıldı. Yemek verildi. Toplanan para 250 bin TL. Biz bundan 10 yıl önce 4 ayda Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne
4 ayda 10 yıl önce 900 bin TL topladı. 10 yıl önce. Yani yardım istediği zaman kapı açık. Herkes gidiyor veriyor. Vermemesi yapan yok. Herkes veriyor. Ama istemesini bileceksin. İkili ilişkiler olacak. O insanlara yardımcı olacaksın. Bir şey olduğu zaman derdine derman olacaksın. Sen kapı kapalıysa, telefonun kapalıysa, insanlara ilişkin yoksa, resmi dairelere ilişkin yoksa, sen bu işi nasıl yapacaksın? Yapamazsın. Ne oldu? 250 bin TL topladı. 250 bin TL ne olur? Şimdi 3 milyon TL. Ben olsa da ne yaparım? 2,5 milyon TL odanın parası var diyor. Ben gözü kapalı 1 milyon lirasını kaymakam beyimize giderdim, kapısını çalardım. Kaymakam beyciğim, biz 1 milyon TL'yi sizin istediğiniz bankaya veriyoruz, kampanya açıyoruz, üniversitenin yapılması için katkıda bulunuyoruz. Kaymakam beyini güçlendirdin mi? Siyasilere elini güçlendirdin mi? Peki 2 milyon lirayı nerede bulacaksın? Bunun borsası var, ziraat borsası var, esnaf kefaleti var, diğer odaları var. Onlarda da toplayacaksın. Kalan ne kalacak sana? 1 milyon TL. 1 milyon TL, 100 tane isim belirlesen, onlara 1000 lira desen, al sana 1 milyon. Eğer bize 3 milyon lirayı bulsaydık, bugün üniversitenin temelleri atılıp işler hale girecek. Ha, 3 milyon da bu biter mi? Bitmesi mümkün değil. Fakat devlet diyor ki, sen başlıyorsun diyor, ben sana katkıda bulunuyorum. O zaman ne yapacaksın aksel olarak? Biz başlayacağız, arkadan devlet gelecek. Milletvekilimiz de var. Akhisar'da milletvekillerimiz de var, her partiden. Onlara gideceğiz, kapısını aşındıracaksın. Onların yapmaması mümkün değil. Ama sen gidip bir şey istemezsen, bu işlerin olması da mümkün değil. Şimdi 1 milyon TL biz vermedik. Ticaret olsun vermedik. Şimdi ne yapıyorlar biliyor musunuz? Bizim merkez çarşıda 1650 metrekare yere, 1650 metrekare yere, orada altına iki kat otopark, üstü iş yeri, üstüne otel. Şimdi ben de soruyorum. Zaten orası eski Akhisar. Altında zaten bir tarih yatıyor. Geçen gün inşaatı durdurmuşlar. Diyelim ki işler hale gelecek. Ne olacak? İki kat aşağısı otopark. Otoparkı yaptık. Üstünü iş yeri yaptık. Üstünü otel yaptık. Otopark kimin işi? Otopark belediyenin işi. Otel kimin işi? Otel otelcilerin işi. İçimizde otelci arkadaşlarımız. Onların işi, bizim işimiz değil. Ticaret burası, işi değil. Türkiye odalar borç sahibinin milyar dolar parası var. 81 vilayette 81 tane 5 yıldızlı otel yapıyor. Ankara dahil hiçbir yer otel yok. Ya sen burada oteli ne edeceksin? Kaç param var? 2,5 milyon param var. Otelin maliyeti ne? 10 milyon lira diyor. Peki 1 milyon lira döneri var zaten senin paran cebinde durması lazım. 1,5 milyon. Sen 1,5 milyon lirayla 10 milyon işi nasıl yapacaksın? Yapman mümkün değil. O 2,5 milyon lira paranı 1 milyon üniversiteye verseydin üniversite gelecekti. Yavaş yavaş gelecek. Bizim burası da zaten işimiz değil. Bunu ne yapmaya geldi? Şimdi işin enteresanı Akhisar'da 350 tane müteahhit arkadaşımız var. 350 tane. Akhisar çocuğu var. Akhisar'da yaşıyor. Akhisar'da iş yapıyor. 350 tane müteahhitler, bir tane müteahhit bulamamışlar. İstanbul'dan bir tane müteahhit bulmuşlar. Oraya vermişler. Ya Akhisar'da bu işi yapacak bir tane, iki tane, üç tane insan yok mu ya? Yani? Neden oraya verdiniz? Şimdi şu an İstanbul'un müteahhit burada iş yapıyor. Sen şimdi ne yapmak istiyorsun? Şimdi gelelim işte bir boyutuna. Şu anki yönetim kurulu başkanı Akhisar Ticaret Sanayi Odası'nın yıllık bütçesini 1,5 milyon TL olduğunu söylüyor. Yıllık bütçe 1,5 milyon TL. Diyor ki %40'ını, %60 diyor sonra çevirdi, %40 dedi, personel giderler. Tamam. Kaç para yapar? 600 bin lira yapar. 1,5 milyona 600'ü düşüyorsun, 900 bin TL kalıyor. Diyorlar ki, biz yaptıklarımızı, işi cebimizden yapıyoruz arkadaşlar. Odanın parasına dokunmuyoruz, paraları biriktiriyoruz. Tamam, çok güzel. Şimdi 1,5 milyon lira para. 600'ü gider, 900'ü cepte. Olmuş 5 yıl.
5 yılda ne yapar? 4,5 milyon TL yapar. Kasada olması lazım. Onların ifadesi, ben söylemiyorum bunu. Onlar söylüyor. Kasada var 2,5. 2 milyon nerede? Yok. Peki 2 milyon 5 yıla bölüyorum 400 bin TL. 400 bin 12'ye bölüyorum 35 milyon lira. Yani diyordunuz ya, biz cebimizden harcıyoruz. Doğru. İftar yemekleri yapmışlar. Ben hesapları aldım. Baktım. Bana dedi denilen şu. Biz iftar yemeklerini yönetim kurulu üyeleri aramızda topluyoruz. Parasını veriyoruz. Odanın cebinden bir ara para çıkmıyor. Şimdi ben odada yönetim kurulu başkanıyım. Burada da 6 tane meclis üyesi arkadaşım var. Yönetim kurulu üyesi arkadaşım var. Ya biz zaten maaş almıyorsun. Harcını almıyorsun. Hak huzurlarımızı gidiyoruz. Aşevine bağışlıyoruz. Ben ne yapıyordum? Yıllarca kendi arabama bindim. Mazotunu ben koydum. Peki biz niye ticaret odasının vereceği iftar yemeğini biz cebimizden veriyoruz? Mantıklı mı? Bence değil. Sen orada çalışıyorsan, maaş almıyorsan, aksi hizmet etmek istiyorsan cebinden. Burada rant yok, para yok mu denmiyor. Daha bir yer akar olup o akara göre ben de burada dağıtırım. Öyle bir şey mümkün değil. Şimdi iftar yemeklerini cebinden verdi diyor. Ben 4,5 yıl boyunca, 5 yıl boyunca yapılan iftar yemeklerini toplattırdım. 150 ile 170 bin lira arasında odanın cebinden para çıkmış. Hesaplar orada. Ben bunu birkaç yerde söyledim. Ha bana deseler ki sen yalan söylüyorsun. Bana karşıma geçip bir şey söylemeliler. Bana bir şey söylemediklerine göre demek ki doğru. Odada kayıtlarda geçen bu. Peki hani siz cebinizden veriyordunuz? Demek ki cebinizden vermemiş. Odadan geçmiş. Şimdi hediyeler dağıtılıyor. Hediyelerin maliyeti 2000 kişiye dağıtsa 100 lira olsa 200 milyar lira. 150 lira olsa 300 milyar lira. Ben şimdi yönetim kurulu başkanıyım. Yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımla. Niye ben hediye dağıtıyorum? Amaç da gayri. Şimdi o da beni ilgilendirmiyor. Şimdi seçime kalmış 10 gün. 8 Nisan'da seçim var. 3 Nisan'da yemek vereceklermiş, plaket vereceklermiş. Ben şimdi soruyorum. 5 yıldan beri aklınız neredeydi? 5 yıldan beri biz 2 yılda bir, her yılda bir, 3 yılda bir neyse ödül töreni yapıyorduk. Üyelerimize ve şeyler veriyorduk, şifreler veriyorduk. Peki şimdi siz seçim artık gelmiş, seçim kapıya dayanmış. 3 gün kala sen bana vergi ödül töreni yapıyorsun, plaket vereceksin. Ne anlamı ifade ediyor? Bence hiçbir anlam ifade etmiyor. Keşke bunu her yıl yapsalardı da, şimdi de yapsalardı. O zaman ağzını açmaya gerek yok ki. Zaten her zaman yapıyorsun ya. Yani. Amacın ne, gayen ne? Şimdi yapılan işler, şu an ticaret konusunda yapılan işlerin tamamı bizim Akhisar ekonomisine katkı sağlama adına sıfır. Hiçbir şey yok. Ama onlara sorarsan biz çıraktık. Çıraklık devremiz bitti. Şimdi usta olacağız. Ya şimdi ben ticaret erbabı, hepimiz ticaret erbabı, esnafız, tüccarız. Ya bizim çıraklığımız mı kalmış yani? Yapacaksan yapacaksan, yapmayacaksan yapmayacaksın. Yani ben bunların bir şey yapmadıklarını ve çoğu yerde gittiğim yerlerde de bunları anlatıyorum. Başka bir şey daha söyleyeyim. Şu anki yönetim kurulu başkanı Türk Patent Enstitüsü'nün yönetim kurulu üyesi. Üçlü kararnameyle gelmiş. Cumhurbaşkanı, başbakan, bakan. Kararı imzalamışlar. Arkadaşımızı yönetim kuruluşu yapmışlar. Ben tebrik ediyorum. Gayet de güzel. Akhisar'dan birisinin orada olması gurur verici. Peki biz bundan 5 yıl önce 2013 yılında burada vergi ödül töreni ve coğrafi işaretlerle ilgili tören yaptık. O törene milletvekillerimiz, valimiz, kaymakamımız, top başkanımız, tüm patent başkanı, KOSGEB başkanımız, odalarımız hepsi geldiler. Ve biz burada 2013 yılında Akhisar'da, Akhisar Üstü, Akhisar Zeyt, Domaz Zeytin'in coğrafi işaretlerini aldık. Biz aldık. Bizim dönemimizi aldık. 2009-2010'da biraz etmişiz. 2013'te almışız. Ondan sonra demişiz ki Akhisar Üstü Zeytin'i, Akhisar Domaz Zeytin'i, Akhisar Köfte, Akhisar Tipi Gemi. 4 tane daha müracaat etmişiz.
bana orada Türk Patent Enstitüsü söyledi şu, başkanı halen de var, Habib Hasan, kendisi okulu, Türk Patent'in başkanıdır. Ben de yakından kendisi tanıyorum. Ne zaman istersen patentleriniz burada, gelin alın size her türlü desteği yapacağım. Peki bizim patentler nerede? Şimdi diyorlar ki, ya onlar patent müracaatı yapmamışlar. İki ay önce biz yaptık. Ben şimdi seçim üzeri 6-7 aydan beri anlatayım ya bunları. Anlattıkça bunlar kulaklarına girmiş. Öğrenmişler. Öğrenince şimdi akıllarına başlarına gelmiş. Demişler biz gidelim bunların müracaatını yapalım. Şimdi müracaatları yapmışlar. Yap siz 5 yıldan beri. Aklınız yani arkadaşlar bu patentleri alsın. Ben şimdi diyorum ki ya raftan alıyorsun koyuyorsun. Şimdi diyor ki ya diyor, biz niye evcilikle oynuyorsun? Şimdi bir insanın bu tarz konuşması, bu şekilde tavır takılması normal mi? Sen koskoca oda başkanısın, iş adamısın. İş adamı böyle konuşmak, iş adamı iş yapar. Yapamazsa da aday olmaz. Yapmadıysan çekiliyorsun. Yapmıyorsan da biz seni destekliyoruz. Peki, şimdi coğrafi işlet alsaydık biz ne olurdu? Biz iki tanesini aldık zaten. Coğrafi işareti diye o ürünü 5 liralık ürünü 7 liraya satacak. Dolayısıyla ekonomi kazanacaktı. Kim kazanacaktı? Çiftçimiz kazanacaktı. 5 lira sattığını 6 liraya satacaktı. Hem bunlar çiftçi kazanacaktı, hem de dükkan kazanacaktı. Ve biz daha çok tanınacak, daha çok mal satacaktı. Peki yaptılar mı? Yapmadılar. Kimin kaybı? Pakistan'daki çiftçinin kaybı. Kimin kaybı? Pakistan'daki işleticinin kaybı. Yapılan işler doğru mu? Eksik. Peki niye yapmadınız kardeşim? Pakistan ekonomisine niye zarar ediyorsun? Yani hazır evde yapılacak işler var. Bunları yapsanız iyi olmaz mı? Yapmamıştım. Şimdi ben aday oldum. Neye aday oldum? Ben ticaret odası başkanlığı yapmışım işte. Bana çok mu lazım? Ama kimse bir şey iş yapmıyorsa, bana da diyorlarsa, arkadaşlarım, büyüklerim, kardeşlerim, ya bunda bir şey yapmadık. Sen de aday ol. Akisar'a gerektiğini, her şeyi yapıyorlarsa ben de elimi taşın altına koydum. Ve ben burada Akisar için, Akisarlılar için, hepimiz için bir şeyler yapmak gayretindeyim. Siz beni az buçuk tanıyorsunuz. Bütün Akisarlılar tanıyor. Neyi ne yapmayacağını biliyor. İnşallah biz bu seçimi almak için gayret ediyoruz. Nasıl gayret ediyoruz? Hepinizin desteğinle. Hiçbir zaman bir kişi tek başına bir yere gelmesi mümkün değil. Hem birbirine destek olur. Bak şurada mesela biz hepimiz bir aradayız. Hakikaten bu gurur verici bir şey. Şu an burada hem biz bir kuyumcu olarak bir toplantı yapmış olduk. Asıl amacımız da zaten ticaret odasıydı. Ticaret odası için ne gerek? Onları yapacağız. Ben size bir şey daha söyleyeyim. 5 yıldan beri Akhisar'da kuyumcular İzmir'de, Siyana'da bu ara gittim arkadaşlar. 5 yılda hiçbir yere gitmedim. Peki biz ne yaptık? Her sene kuyumculara bırakıp her meslek grubundaki arkadaşları gerekli fuarlara götürdük. Ya kuyumculara bir kere gitmemiş. Mobilyacı yer gitmemiş misal. 5 yıldan beri. 5 yıldır. Aklım helalliydi o zaman. Yani sen şimdi burada yani üyelerin gitmesi. Ya biz sabah akşam otobüsümüze biniyorduk. Sabahleyin kahvaltımızı yapıyorduk. Efendim öğlen organizasyonumuzu, fuar organizasyonu öğlen yemeğimize ikramımızı bize. Akşam dönüşte bir yemeğimizi yiyorduk. Ve hiç kimse bir lira parça harcatmadı. Ha, çok önemli para. Herkes parasını verir, parasını alacak. Ama birlik, beraberlik adına, dayanışma adına bu gezileri yapmak durumundasın. Sen bir kere yapmamışsın arkadaş ya. Sırf bize değil. Bütün üyelere. Telefonun kapalı. Uyun, çarşıda yoksun, pazarda yoksun, orada yoksun, burada yoksun. Ben diyorsun adayım. Yani böyle bir şey olması mümkün değil. Şimdi sigara fabrikasıyla ilgili biliyorsun üniversite konusu vardı. Organizede enteresan bir şey var. Organize 4 günleri kuracağız. Şimdi Rifat Başkan geçen temel atmaya geldi. Kimse yok. Hiç kimse yoktu orada. Kim vardı? 30-40 kişi üye vardı. Resmi erken yoktu. Odalar yoktu. Çevre odalar yoktu. Üyeler yoktu. Onlar yoktu. Bunlar yoktu. Kimse yoktu. Orada bir tören yapıldı. Oradan gittiler sinema salonu. Sinema salonu bomboş falan filan.
Peki bunun böyle olması gerekiyordu? Bence değil. Şimdi Rıfat Başkan okul sözü vermiş. Şimdi Rıfat Başkan okul sözü vermiş ama yapması mümkün mü, kolay mı? Bence değil. Çünkü 200 küsur tane oda var. Herkese bir okul. Zor yani. Şu an organize sanayi bölgesinde bizim okul yerimiz var. Hastane yerimiz var. Cami yerimiz var. Orada iş yerleri, benzin istasyonu, otel. Otel yerimiz hazır. Şimdi orada okul. Şu an büyük OSB'lerde ki cebinden para çıkmadan büyük OSB'lerde nasıl yapıldıysa büyük firmalar var. Geliyor senin okulunu inşa ediyor, okulunu açıyor, öğretmenini her şeyle hocasını hazırlıyor, sana bedava. Al diyor sana okul, sen de diyor işlet burası diyor. Ben işletiyorum, ondan sonra kara da benim diyor. Ya bir bedava okul var, yapacakları var. İstanbul'daki telli bunu örneğin, başka OSB'ler de var. Oraya gidilseydi de, bakılsaydı da, buraya bir okul yapılsaydı, ara eleman yetişseydi. Şu an ben bakıyorum, geçen gün OSB'de bir fabrikaya gittim. 500 kişi çalıştırıyor. Ya diyor 150 tane diyor, işi bilen insan var, 350 kişi iş yapmaya, öğretmeye çalışıyoruz diyor. Şimdi sen burada güzel bir okul yapsan, o okulda eleman yetiştirsen, o okuldaki elemanları, oradaki fabrikalara staj göstersen, staj yaptırsan, okul bittikten sonra işi hazır, gelse, çalışsa, o adam da elemansız kalmasa, yanlış bir şey mi yani? Bedava ya. Bir bedava bir örnek daha size. Eski bir ev aldık. Eski bir ev aldık. Nerede aldık? Devedamı diyor. Devedamın olduğu yer. Eski, tescilli bir bina. O zaman 145 bin lira aldık. Bundan 6 yıl önce. Gittim bakanlığa, Kültür Bakanlığı'na. Dedim ki bizim hakikaten de ticaret olsun, fazla parası yok. Bir de bana dediler ki ya bunu sen parası, Kültür Bakanlığı falan yaptırırsın. Ya o zaman niye para harcayayım ben ticaret olsun parasını? Ona başka işlerde koyuyor, başka hayırlı işlerde koyuyor. Buradan para alacağız, alırım o parayı, yaparım. Kendi harcayan parayı da ticaret harcayayım, başka yer harcayayım. Gittim bakanlığa, gittim bana dediler, size ben para veremiş. Teşekkür ettim, geldim akşam. Müzenin açılışı var. O günkü bakan Ertuğrul Günay geldi, müzenin açılışını yaptı. Açılışı yaptı, çıktı. Benim elimde dosyalar. Sayın Bakanım dedim, biz eski bir ev aldık. Biz bu eski evin tapusunu size vermiştik. Adam şöyle bir yüzüme baktı. Neden dedi? Dedim bizim paramız yok yapmaya. Ben de size bunu veriyorum. İsmi de sizin olsun, hepsi sizin olsun. Akhisar'a bir yer yapalım. Akhisar kazansın. Biz isim istemiyoruz. Alın yapın. Adam döndü bana Sayın Bakan. Kaç para aldın yeri dedi. Efendim dedim 145 bin lira aldım. Bizim arkamızda da bana para yok diyen arkadaş oldu. Görevli. Orada müsteşar neyse bilmiyorum. Çağırdı onu 145 bin lira veriyorsun. Ben de dedim ki Sayın Bakanım bize 145 bin TL etmez. Daha fazla. O günün valisi Halil İbrahim Daşur çağırdı. Sayın Valim gelir misin? Sayın Valim bize gelecek. Yanımıza böyle üstünü sen tanımlısın. Tabii 2 dakikada iş bitti oldu ama ne kadar garanti? Ben döndüm Sayın Valim'de, Sayın Valim de burada dedim tamam diyorsun ama bakanlığa gittikten sonra bu işlerde hayır dedi. Bizim dedi burada dedi, bu tarz yerlerde harcanacak bütçemizde paralar var. Biz de vereceğiz, siz de başlayın dedi. Şimdi bakın, eski binayı aldık. 6 yıldan beri duruyor. Belki çökmek üzere. Parası hazır. Abi gidip de nasıl az önce dediğim gibi bakanın kapısını çalmadılarsa, bu bakanın da kapısını çalmamışlar. Çalsa parayı alacak, binayı yapacak. Kim kazanacak? Akhisar kazanacak. Peki Akhisar kazanacak ne olacak? O sokak belki farklı boyutlara gelecek. İzmir, Sığacık'taki gibi belki kale içindeki evler gibi olacak. Pazar yeri olacak belki orada yani. Kim kazanacak? Oradaki vatandaş kazanacak. Eski iş satacak, binlerle satacak, satacak, binlerle. Peki, niye yapmadınız? Yapmamışlar ya. Para hazır, para cepte, bedava. Bedava, hiçbir yere para vermiyorsun. Onu bile yapmamıştım. Yani şimdi bakıyorum ben, yapılacak o kadar çok iş var ki. Yani hiçbir şey bilmiyorsan, bizim zamanımızdaki projeleri açsan, baksan, onları yapsan yeter. Onu yaptığın zaman herkes de sana Allah razı olsun diyor. İyi ki yapmışım derler. Şimdi ben de diyorum ki, arkadaşlar biz
sizlerle beraber. Biz bir camiayız ya. Biz bir aileyiz. Ben şurada bakıyorum bütün arkadaşlarımda sırf bana destek vermek için. Halbuki tabii hep bir araya oturuyoruz, konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Ama şimdi ki beraberlik, beraberlik şunu gösteriyor. Biz bu işi almamız gerekiyor arkadaşlar. Ve ciddi anlamda teveccüh gösteriyor. Bize diyor ki alın ve iş yapın. Biz de iş yapacağız. Biz de iş yapan arkadaşlarımıza yola çıktık. Şu an benimle beraber yola çıkan arkadaşlarımla beraber çalışıyoruz. Gece gündüz çalışıyoruz. He. Sırf Akhisar için. Parayla pulla işimiz yok. Zaten maaşı yok. Harcını almıyoruz. Hak huzuru almıyoruz. Kendi arabamıza biliyoruz gidiyoruz. Odada zaten bizim para, odanın parası da işimiz yok. Biz diyoruz Akhisar'da kazandırız. Şimdi ben benimle beraber aday olan arkadaşlarımla bir yola çıktım. Ve çok da iyi gidiyor. İnşallah Allah kısmederse biz bu seçimi alalım. Aldıktan sonra da Akhisar'a katkı sağlayalım. Nasıl sağlayalım? Birlikte. Şimdi de siyasilerle birlikte mi? Ticaret olsun bir yengi taşı. Ticaret olsun bir toplantı yaptığı zaman herkes gelir. Sen yaptığın zaman gelmez. O zaman ne yapmak lazım? Ticaret olsun başkanının herkesle ilişkisi olması lazım. Siyaset yapmaması lazım. Bizde siyaset yok. Biz herkes eşit mesafedeyiz. Siyaset zamanı geldiği zaman biz arkadaşlarım diyorum. Arkadaşlar gidin siyaset zamanı. Oyunuzu verin. Gelin. Ama ticaret olsun. Siyaset yok. Her siyasete aynı mesafede. Biz o bizim zamanımızda meclis başkanımız gelirdi, milletvekilleri gelirdi, bakanlar gelirdi, işte kardeşlerim dükkanında orada. Görün öyle bizi. Öyle mi abi? O da başkanlarımız gelirdi, ziyaret edenlerdi, vatandaş gelirdi, sanayici gelirdi, iş adamı gelirdi. Onların bir iş olduğu zaman biz giderdik. Ben de gidiyordum. Alo diyordu bana. Mehmet neredesin? Hayırdır abi bir şey mi var? Sanayici adam, iş adamı var. Sen arıyorsun. Hayırdır? Mehmet bir işimiz var gel. Ben baktım gidiyordum. Hani yok ben gelmem sen gel öyle bir dünya yok. Gerekirse gideceksin. Gideceksin. İşini halledeceksin. O çünkü insanların beklentisi bu. İnsanlar seni oraya iş yapmaya gitmiş. Sen de o zaman ne yapacaksın? İş yapmak için elinden geleni yapacaksın. Yani ben işte haftanın 4-5 günü Ankara'dayım. Ben Ankara'da işlerim çok bakamıyorum, edemiyorum. Bunlar değil, bunlar laf, bunlar safsata. Şimdi ne yapacaksın? Ben de ayın 15 günü ben de dışarıdaydım. Ben de Ankara'ya gidiyorum, İstanbul'a gidiyorum, toplantıya gidiyorum. Ben de konseye başkan yardımcısıyım. Organizasyon üst kurulundadır. Kuyumcuk Sanayi Sektör Meclisi'nde başkan yardımcısıyım, hala devam ediyor. Benim 3-4 tane görevim vardı. Ben de yurt içi toplantılara gidiyordum. Ama Akhisar'la olan işlerimi, Akhisar'larla olan üyelerimizin işlerini biz savsaklamıyordum yani. Bir kişi bana gelip de ya benim işim var be, sen benim işimi yapmadın, işim yarım kaldı ya da vermedim ya. Şimdi ciddi anlamda da sanayicilerde sıkıntı var. Sanayiciler ticaret konusunda yapılacak işlerin eksik olduğunu söylüyor. Yaptıramadıklarını söylüyor. Böyle mi olması lazım? Değil. Sen ticaret konusunda evin gibi giriyorsun, evin gibi çıkıyorsun. Toplantıya giriyorsun. Ya biz 5 yıldan beri ilk kere toplantı yapamadık ya. Bizim evimiz orası. Ama sen herkese soğuk durursan oraya kimse gelmez. Benim arkadaşlarımdan ben biliyorum. Bizden sonra odaya gitmeyen arkadaşlar var. Ya biz odaya gitmiyoruz kardeşim. Niye gitmiyorsun? Niye bu insanları kapatırız ömrü ya? Siz daha çok kapıyı aralayacağınıza, insanları daha çok oraya getirecek işleri göreceğinize neden bu işleri yapmadınız? Velhasıl ben bu kısa fazla da sizi sıkmadan aslında konuşulacak şey çok da bunlar alayla dediğim gibi ilk OSEB, ikinci üniversite, coğrafi şartlar çok önemli Akhisar ekonomisi için. Ötekiden ev yapılır, ne bileyim fuarlara gidilir. Onlar zaten yapılması gereken işte. Onlara ben zaten düşünmüyorum. Normal bir sıralamaya koyarsın, fuarlara gidersin. Ben fuarlara giderken otobüs parasını dahi biz ticaret dolusu olarak vermiyoruz. Fuar organizasyonu fuar organizasyonu otobüsü gönderiyordu veya yarı parasını alıyordu. Biz öğle yemeği de onlar veriyordu. Gittiniz değil mi? Evet. Defalarca gittiniz ya. Biz sabah bir sabah kahvaltısı bir akşam yemeği. O da bizim böyle masrafımız oldu. Herkes bir başına. Yani biz
bundan sonra bu işleri yapacağız. Hatta Allah'ta en önemlisi gençleri bir araya getireceğiz. Ben şimdi bakıyorum. İşte Ahmet'in çocukları var. Benim çocuklarım var. Atatürk'ün oğulları var. İşte Bünyamin'in var. Gençleri, kanunları var mesela. Efendim Tarık'ın var. Mehmet abinin var. Neyse kızları var, olanları var. Hedeflerin bir tanesi şu. Gençleri bir araya getirmek lazım. Gençleri bir araya getirin. Onları önleşeceksin. Ondan sonra diyeceksin ki arkadaşlar, çocuklar, gençler, bundan sonra yolunuzu açık olsun diyecek. Açacaksın yollarını. Yani gençlerle ilgili bir çalışma yok. Bayanlarla ilgili bir çalışma yok. Akhisar'la ilgili bir çalışma yok. Yani ben kısacası Akhisar sevdalısı. Biz hepimiz öyleyiz. Biz Akhisar'da ne yaşıyoruz? Akhisar'ı sevdiğimiz için yaşıyoruz. Akhisar'da ne istiyoruz? Akhisar'a katkımız olsun istiyoruz. Akhisar'da her yaşayan Akhisarlı. Yabancı'da kimse yok. Hepimiz burada yaşıyoruz. Havası olur, suyu olur da sen Akhisar'da. Kardeşim, Akhisar'ı elinden geleni yapacaksın. Biz de bu şekilde arkadaşlarımızla yola çıktık. Ben sizlerden bütün desteğinizi istiyorum. Eşinize, dostunuza söyleyin. Biz bir aileyiz. Eğer bir şey, beraber bir şey yapmak istiyorsak hepimiz birbirimize destek oluruz. Ve inşallah 8 Nisan'da buranın yönetimini alırız. Aldıktan sonra birlikte, Akhisar hep birlikte. Hep birlikte oturulacak, konuşulacak, ne yapılması gerekiyor. Ona göre plan, proje yapılıp yola çıkacağız. Ben hepinize, beni dinledikleri için, buraya geldiğiniz için hepinize ayrı teşekkür ederim. Saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun. Allah razı olsun.